Kumar Girit sunar. Herkese merhabalar. Ben uzman doktor Burak Aydın, fonksiyonel tıp hekimiyim. Bir aylık Ramazan sürecinin sonuna geldik. Artık bayram zamanı ama burada bir farkındalık oluşturmamız gerekiyor. Bu sürecin sonuna geldiğimizde tabii ki biz toplum olarak hep tatlandırmayı seviyoruz ya, şekerlendirmeyi seviyoruz ya. İşte Ramazan bayramına da şeker bayramı demişiz ve ismi de böyle kalmış. Peki biz şeker bayramı olarak nasıl geçireceğiz Ramazan'ı? Tabii ki sürekli karbonhidrat almayacağız, şekerli gıdalar tüketmeyeceğiz. Bu sevinci böylesine tatlı yaşamak güzel bir şey. Ama bir ay boyunca gündüzleri kendini dinlenmeye alan, yemekten uzak kalan bir vücuda bir anda şekerleri yüklersek, tatlılara, hamur işlerine boğarsak bu mantıklı mı sizce? Hayır. Vücudunuzun tam detoks yaptığı, o süreci sonlandırdığı noktada daha da hastalıklara davetiye çıkarmış olursunuz. Burada dengede kalmak, bedenin sesini dinlemek çok önemli. Beden bize neye ihtiyacımız olduğunu söylüyor aslında. Tatlı tüketimini sınırlı tutmamız gerekiyor. Kızartmalardan, ağır yemeklerden uzak durmamız gerekiyor. İşte bizim ceviz gibi, badem gibi, fındık gibi sağlıklı yağlı tohumlarla beslenmemiz gerek bu süreçte. En azından hafif bir yürüyüş yapmamız lazım günlük. İyi gelecektir bu size. Bayramın ruhunu şekerde değil, birlikte ve ailenizle huzurlu bir süreç geçirmede arayın. Şekerli gıdalardan, basit şekerlerden, karbonhidratlardan bu bayramda uzak durun. İyi bayramlar diliyorum. Konuyla ilgili sorularınızı lütfen yorum kısmına iletiniz. Bunların ivedi bir şekilde cevaplandığını göreceksiniz. Sağlıklı günler diliyorum. Görüşmek üzere. Argivit sundu.